34 yaşındaki Leyla Keleş, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü. Gaziantep'in İstiklal Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Leyla Keleş, sobaya kömür atarak uyudu. Bir daha uyanamayan kadını üst katta bulunan annesi ve yakınları kahvaltıya davet etmek amacıyla kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve içeriden ses gelmemesi üzerine pencereden içeriye giren yakınları kadının yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Leyla Keleş ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının dayısı Mehmet Yıldırım, hayatını kaybeden Leyla Keleş'in 4 çocuğundan 3'ünün yatılı Kur'an-ı Kerim kursunda olması nedeniyle olay günü evde olmadığını, yanında bulunan en küçük çocuğununsa o gece anneannesiyle kalmak istemesi nedeniyle zehirlenmekten kurtulduğunu kaydetti. Olay sabah saatlerinde akşam yatmaya gitti. Tek odasını yatmaya gittiği zaman sabah kahvaltıya gelmeden şüpheleniyorlar abisi. Kapıya gittikleri zaman bakıyorlar ki yani evde yatıyor. Hemen pencerede açıp içeri giriyorlar. Pencerede bakıyorlar ki yatmış. Hemen ambulansı çağırıyorlar. Ambulansa gelip götürdü. 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Orada da kendisini doktorun beyanına göre geldiği zaman ölüdü. Ölmüştü diyor. Kalp çalışmıyordu. Ne kadar uğraşma sonunda kalbini çalıştıramadık dediler. Bu kadın zaten çok fakirdi. Zaten kocası da çok gereksizdi. Kaçtı gitti. Hapise girdi. Ne oldu gelmedi. Bu da 4 çocuğuna bakıyor. Çocukların şu anda 3'ü Kur'an kursunda okuyor. Diğer küçük çocuk da evdedir. Bu küçük çocuk da bu gece o da nenesigilde kaldığında dolayı sabahleyin işte artık öğrenmiş, öldüğünü öğrenmiş bulunduk.